Herkese merhaba. Bugün makrome anahtarlık yapımını sizlere göstereceğim. Bütün püf noktalarıyla birlikte videoyu sarmadan izlerseniz gerçekten çok verimli bir video olur. Emin olabilirsiniz. Şöyle göstereyim ürünümüzü. Şöyle anahtarlık kancamız var. Bu alt çapı 2 santim genişliğinde. Şöyle tek büküm %100 pamuk tarama makrome ipi. Tek büküm ne demek? Farklı bir ip yok. Sadece tek bir ip ile bükülmüş. Bu şekilde gösterebilirim. 3 tane ipimiz var. 80 santim uzunluğunda kestim. İpiniz biraz daha kalınsa, 6 milim veya 5 milim kalınlığındaysa bunu 85 veya 90 santim olarak da uzatabilirsiniz. Şimdi ben yapımına başlıyorum. Öncelikle ipimizi şöyle katlıyoruz eşit bir şekilde ve bu halkamızın ön tarafından şöyle geçirip bu boşluktan da buradaki ipi geçiriyorum. Bu video çok yavaş olacak. İlk başlayanlara çünkü özel bir video. Eğer tekniklerini biliyorsanız siz de püf noktalarını öğrenmek için izleyebilirsiniz. Diğer ipimizi de yine aynı şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle uçları eşit olmak zorunda. Yine aynı şekilde ön taraftan şöyle geçiriyorum ve bu boşluktan ipi çıkarıyorum. Biraz da şöyle bastırırsanız eğer daha iyi olur. Düğümleriniz daha düzgün gözükür. Son ipimi yapıyorum. Pardon. İki ucunu eşitledim şu şekilde ve buradan geçirip şöyle içinden aldıktan sonra da böyle çekerek iyice sıkıyorum. Şimdi anahtarlığımızın İlk önce şu kısmını yapacağız. Toplamda 6 tane ipim var. 3 tane sağa, 3 tane sola ayırdım ve bu ipimi sağ elime aldım. Daha sonra buradan bir ipi alıyorum ve şöyle üstüne attım. Bu boşluktan bunu güzelce çekiyorum. Çektiğim zaman da bakın şu düğümü bu şekilde iyice sıkıştırın. Tekrar aynısını yapıyorum. İpi üstüne attım ve bu boşluktan güzelce çektim. Diğer ipe geçiyorum. Bu yine sabit çünkü elimde. Bunu aldım. Şöyle üstüne attım. Ve bu boşluktan çekiyorum. Çekerken bakın bunlar püf noktası. Şu tırnağınızla bu düğümleri bastırın. Tekrar atıyorum ve bu boşluktan da güzelce çektim. Şimdi şu kısmı yaptık. Şimdi karşıya geçiyoruz. Bunları ayıralım. Buradaki ipimiz de şöyle sol elimi aldım ve alttan getirdim bu ipi. Şöyle üstüne attım. Bu boşluktan çekiyorum. Tırnağımızla bastırmayı unutmuyoruz. Tekrar üstüne attım. Ve boşluktan çekerek bastırıyorum. Diğer ipime geçtim. Şöyle üstüne atıyoruz ve boşluktan ipi çekiyoruz. Şimdi ortadaki işlemini göstereceğim size. Şunu. 4 tane ipimiz var. Ortadaki ipimiz. Sağ ve soldaki ipleri alıyorum. Bunlar
Ortadakiler sabit kalacak. Şöyle düzleyelim. Bu ipimi hepsinin üstüne, şöyle ortadakilerin üstüne attım. Şöyle. Pardon. Göstereyim. Daha sonra bu ipimi de bunun üstüne bıraktım. Sonra şöyle arkadan geçirdim ve bu boşluktan çektim. Burada şu ortadaki ipleri lütfen şu parmaklarınızın arasına, orta ve yüzük parmağınızın arasına sıkıştırarak yandaki ipleri çekin. Tekrar yukarı çıkıp aynı şekilde şöyle sıkın. Bunu yaptığınız zaman daha sıkı bir düğüm elde etmiş olursunuz. Daha sonra bu ipi ikisinin üzerine bıraktım. Sağ elimdekini de onun üzerine bırakıp arkadan geçirdim. Bu boşluktan da çektim. Yine aynı şekilde şu yüzük parmağımı ve orta parmağımın arasını sıkıştırıp sağ ve soldan ipi güzelce çektim. Diğer bir püf noktası, bakın şuralarda biraz boşluklar oluyor. Onları da şu ortadaki ipleri biraz çekin. En önemli püf noktalarından birine geldik. Bazı anahtarlıkların şu kısımları sivri oluyor. Yani böyle düzgün olmuyor. Bunun sebebi ise bu işlemi yapılmaması. Yani şu işlem yapılmadığı zaman, bu ipleri birazcık çekmediğiniz zaman böyle dik gidiyor. Böyle yaptığınızda da ipe şekil vermiş oluyorsunuz. Bunu bu şekilde tutuyorum. Yani birazcık iki ipi şöyle çekeceksiniz. Şöyle üstünü attım ve bu boşluktan çekiyorum. Çektiğiniz zaman da bakın içe doğru şekil verin. Yoksa o böyle bu tarafa doğru gittiğinde çok biçimsiz olur. Tekrar üstüne atıyorum ve bu boşluktan çekerken böyle bırakmıyorum. Yine şekil veriyorum. Diğer ipimi de aynı şekilde üstüne attım. Bu boşluktan çekiyorum. Bir kez daha. Video biraz hızlı geliyorsa lütfen yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi diğer tarafa geçeceğim. Çünkü şu kısmı bitirdik. Şurayı bitirdik. Sıra şurada. Şurayı tamamen yapacağız. Şimdi bu ipimi aldım sağ elime ve yine aynı şekilde çekiştiriyorum. Şekil alması için. İpimi şöyle üstüne attım ve boşluktan çektim. Tekrar üstüne attım. Boşluktan çektim. Tırnağımla da şöyle tekrardan da şekil verdim. Şöyle üstüne atıyorum diğer ipimi boşluktan aldım. Bir tane daha. Her ipi iki kez düğümlüyoruz. Şimdi sıra buraya geldi. Bu ipi aldık ve üstüne attık. Örmeye devam ediyoruz. Tekrar. Yandaki ipi de alalım. Şöyle bir püf noktası daha vereyim size. Aradan bunu çektikten sonra. Bu ipler örüldükçe bazen şu tek büküm dediğimiz olaydan dolayı birazcık
ip gevşeyebiliyor. O yüzden ipiniz gevşerse eğer şöyle bükün hafifçe unu. Daha sonra örmeye devam edin. Şuradan boşluktan alalım. Yoksa buralarda böyle açılmalar oluyor. Pek önemli bir durum değil ama daha düzgün, daha şekilli olmasını istiyorsanız bu püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Son kez düğümü atıyorum. Ve güzelce sabitliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısmı da yaptık. Sıra şuraya geldi. Anahtarlığımız yavaş yavaş bitmek üzere. Bu arada lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Şimdi bu tarafa geçtik ve bu ipi elime alıyorum. Alttan getirdiğim ipi üste atıp örmeye devam ederim. Tekrar bastırın. Şöyle attım üstüne. Bu ip araya giriyor, kusura bakmayın. Evet, burası da bittiğine göre şu kısma geldik. Şuralar da bitti. Şuraları da yaptıktan sonra ben şu tekniği de göstereceğim size. Ortadaki iplerim sabit. Sağdaki ipimi üstüne koydum. Buradaki ipimi de şöyle üstüne attım. Sonra şu orta parmağımla ben bu ipi arkadan şöyle boşluktan çıkmasını sağlıyorum. Böyle daha pratik oluyor. Çektikten sonra yine orta parmağım ve yüzük parmağımın arasına orta ipi sıkıştırarak sağ ve soldan güzelce çekiştiriyorum. Şimdi bu ipi üstüne attım. Bunu da böyle yapıp arkadan geçirdim ve bu boşluktan çıkmasını sağladım. İpi sıkıştırdım ve çektim. Püf noktasını unutmuyoruz. Ortadaki ipleri çekiştiriyoruz. Şu şekilde. Biraz ses yapıyor sanki. Tamamdır. Şimdi buradan devam edelim tekrar. İplerimizi bakın lütfen. Şu köşeleri çekiştirmeyi unutmayın. Bu orta yaptığınız zaman da ortadaki ipleri çekiştirmeyi unutmayın. Çok düzgün bir anahtarlık yapmak istiyorsanız bunlar önemli püf noktaları. Çekiştirdikten sonra ipi üstüne attım. Şöyle şekil vererek ipi de bu tarafa iyice çekiyorum. İkincisini de attım. Şöyle güzelce düğümlerimi yaptım. Üstten atıyorum ve boşluktan çekiyorum. Bu tarafa geldik. Şöyle güzelce çekelim ipi. Üstten attım. Boşluktan çektim. Tekrar. Evet. Şimdi sona yaklaştık. İpleri ne kadar çekiştirirseniz o kadar şekilli oluyor. Yani ipe şekli siz veriyorsunuz. Hani çok da fazla çekip formunu bozmayın ama belirli yerleri çekiştirdiğiniz zaman ürünün şekli çok güzel oluyor. Sona yaklaştık. Şöyle attım üstünden.
Tekrar. Şimdilik anahtarlık şu şekilde bitti. Böyle de kullanabilirsiniz. Böyle belini de sarabilirsiniz. Ben sarmayı tercih ediyorum. Çünkü daha hoş görünüyor. Size 20 veya 25 santim uzunluğunda bir ipimiz var. Şöyle bir düğüm attım. Ürünümüzü bir daha çevireyim. Şu düz tarafı. Şöyle ters çevirdim. Bu düğümü aşağıda bıraktım. Şöyle parmağımın üstünden arkaya doğru ipi çevirdim. Buradan da şu baş parmağımla da tuttum. Şöyle bir tur çevirdim. Sonra bir tur daha çevirdim. Bunu şuradan geçirdik. Aşağıdan da düğümlediğim ipi şöyle çektim. Bunların ikisini de şu altlı üstlü çekerek iyice oturtuyoruz. Daha sonra ürünümü çevirdim. Bu anahtarlığın kendi iplerini şöyle çekip formunu düzelttik. Şimdi anahtarlığımız bu şekilde bitti, tamamlandı. Ben şu kısmını da göstereyim. Genelde silikonla yapıştırmayı tercih ediyorum. Her ne kadar sıcak da olsa bazen şöyle fazlasını alıyorum. Tamamdır. Ürünümüz bitti. Uzunluğunu, kısalığını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben şu düğümün olduğu yerden keseceğim. Gördüğünüz gibi örnek ürünün, pardon, aynısını yaptık. Bunun taramasını da ben göstereyim isterseniz size. Şöyle normal bir tarağımız var. Önce kalın tarafıyla uçlarını hafif açıyorum. Anahtarla ters çevirelim. Burayı da tarayalım. Sonra ince tarafıyla daha detaylı bir tarama yapalım. Anahtarlığı bu arada sıkıca tutun, kaymasın. Şuradaki fazlalıklarını tekrar kesip düzeltelim. Şöyle detaylarını daha sonra yaparım. Ürünlerimizi göstereyim ben şu şekilde. Böyle taranmış halde de çok güzel görünüyor. Diğer halde de. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım verimli bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu izledikten sonra görüşlerinizi yorum olarak bildirirseniz çok ama çok teşekkür ederim. Çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka istediğiniz içerikler, videolar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.